Bismillahirrahmanirrahim. Rehber TV'nin kıymetli izleyenleri. Öncelikle sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlar. Sizlere hayırlı akşamlar dilerim. Gündeme dair gelişmelerin konuşulduğu ve yorumlandığı gündemin nabzında bir kez daha birlikteyiz. Bu akşam çok önemli iki konu başlığımız var. Birincisi İstanbul seçimi yenilendi. Yenilenen bu İstanbul seçiminde özellikle siyasetin geleceği, halkın beklentisi, siyasetin durumunu konuşacağız. İkinci konu olarak da ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle 100 yılın antlaşması denim 100 yılın antlaşması demiş olduğu o sinsi planı ve o sinsi plan ilk adımı olan Bahreyn çalıştayı üzerinde merak edilenleri konuşacağız. Ona geçmeden önce sizler de dilerseniz gündemin nabzı etiketiyle Twitter üzerinden bize soru, görüş ve önerilerinizi gönderebilirsiniz. Çok kıymetli bir konuğum var, onu sizlere takdim etmek istiyorum. Doğru Haber Gazetesi yazarı Mehmet Şerif Durmaz Beyefendi bizimle. Sayın Durmaz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Katılımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim ilk baktığımızda 23 Haziran İstanbul seçimleri bitti. Ancak baktığımızda İstanbul seçimleri bir yerel seçimden ziyade sanki bir genel seçim havasında geçti ve ciddi manada bir katılım oldu. Bu konuda hakikaten baktığımızda sadece Türkiye'nin gündemini değil aslında baktığımızda ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin aslında bir de neredeyse Orta Doğu coğrafyasını tamamını da etkileyen bir seçim oldu. O konuda da söyleyeceklerimiz var. Kıymetli konuğumla inşallah bunu irdelemeye çalışacağız. Mehmet Şerif Bey baktığımızda İstanbul seçimlerini atladık. Ancak baktığımızda hakikaten İstanbul seçim bir yere seçim havasında değil de sanki böyle bir genel seçimmiş gibi çok önemli bir metropol olan mega bir kent olduğundan dolayı ciddi manada dikkatleri üzerine çektiğini görüyoruz. İstanbul seçimini kısaca böyle bir değerlendirme yaptığımız zaman neler söylemek istersiniz? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evvela bizleri programımızı ekranları başında izleyen televizyonumuzun kıymetli izleyenlerini Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evet, İstanbul seçimlerini bugün ele alıyoruz. Merakla beklenen İstanbul seçimleri neticelendi. Tabii İstanbul seçimleri sadece bir yerel seçim olarak ele alınmadı. Öncesinde 31 Mart'ta ortaya çıkan sonuç ve İstanbul seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın başkanlığı seçiminin iptal edilmesi ve 23 Haziran'da yapılacak olması bu seçimi tüm Türkiye tarafından çok dikkatli bir şekilde takip edilmesine sebebiyet verdi. Çünkü o seçimin 31 Mart seçim sonuçlarının iptal edilmesi İstanbul ile alakalı söylüyorum. Ve daha sonra bu seçimlerin itirazlar neticesinde 23 Haziran'a ertelenmesi hakikaten çok ciddi manada bir o seçimleri bir cazibeli kıldı ve neticede geçen hafta İstanbullular sandık başına gitti ve kararlarını da verdiler. Ekrem İmamoğlu AK Parti adayını yani Cumhur İttifakı adayını adayı olan Binali Yıldırım'ı geride bırakarak belediye seçimlerini kazanmış oldu. Seçim sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diliyoruz evvela. Zira yerel seçimlerdi. İstanbul ile alakalı projelerin konuşulduğu, adayların özellikle İstanbulluların daha iyi hayatlarını idame ettirebilmeleri için birçok vaat ve proje ortaya koyduğu bir seçim sürecini yaşadık. Dolayısıyla şu anda seçimler neticelendi ve Ekrem İmamoğlu, CHP adayı olan Ekrem İmamoğlu seçimleri kazandı. Aslında bu seçimler çok sürpriz olmadı. Çünkü seçim öncesinde de birçok anket şirketi bu sonuçlara yakın sonuçlar ortaya koymuştu. Ben 4 anket şirketinin bu sonuçlara %54'e yakın bir oran ile Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandığını ortaya koyduğunu biliyoruz. Bu konuda kamuoyuyla yaptıkları araştırmaları paylaşmışlardı. Dolayısıyla kanaatimce bu seçim sonucu çok sürpriz olmadı. Tabii bu seçim sonuçlarının bu şekil olması
Elbette olmasının bazı nedenleri, sebepleri vardı. Çünkü hakikaten seçim sürecinde yerel bir seçim sürecini yaşamadık. Daha çok kutuplaştırıcı bir siyasetle CHP'liler, AK Partililer, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı diye bir iki kutup oluşturuldu. Aslında İstanbul Belediye Başkanlık seçimlerinde başka adaylar da söz konusuydu. AK Parti, Saadet Partisi'nin adayı da vardı. Ancak kimse Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın adayından başka adayların ismini zikretmedi. Çünkü zaten onların kazanma şansı söz konusu değildi. Zira onların partileri bile bir adaya destek verdiğini ima etti. Hatta kendi adayları olan bir partinin başka ilde milletvekili olan adayı benim oyum 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'na dedi. Yani aslında bu da bir yönlendirmeydi. Dolayısıyla bu seçim sonuçlarının çok sürpriz olduğunu, milletin bu seçim sonuçlarından dolayı bir şok yaşadığını ifade edemeyiz. Evet. Çünkü dediğimiz gibi beklenen bir neticeydi. Önemli olan bundan sonrası için yapılacaklar, alınması gereken dersler, onları da konuşacağız zaten. Aslında İstanbul seçimlerine baktığımızda bu gerek yerel bazda olsun, gerek böyle küresel bazda olsun, sadece yerel medyanın değil, özellikle ulusal medyanın da, özellikle Avrupalı medya şirketlerinin de İstanbul seçimlerine çok ciddi manada rağbet ettiklerini gördük, yakından takip ettiklerini gördük. Hatta Avrupalı birçok sivil toplum örgütü seçimleri yakından takip etmek için Türkiye'ye geldiler, İstanbul'a geldiler, seçimi daha yakından takip edebilmek için. Özellikle baktığımızda İstanbul'u bu kadar önemli kılan etkenler nelerdir? Evet, İstanbul Türkiye demektir. Evet. Hani birçok yorumcunun, birçok yazarın ifade ettiği gibi İstanbul sadece İstanbul'dan müteşekkil değildir. Çünkü İstanbul'da yaşayan halk çok farklı şehirlerden gelen ve farklı düşüncelere sahip olan bir halktır. Yani İstanbul kozmopolit bir yapıya sahiptir. Çok farklı düşüncedeki insanlar orada toplanmış bulunmaktadır. Ve İstanbul'un stratejik önemi de konumu da çok çok ehemmiyetlidir. Dolayısıyla siyasi partiler geçmişten bugüne hep İstanbul'a özel bir ehemmiyet göstermişlerdir. Çünkü İstanbul'u kazanan, İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kazanmış olan bir siyasi partinin Türkiye siyasetine de yön vereceğini herkes öngörebiliyor. Bu manada da siyasiler de, siyasi partiler de bunu çok önemsiyorlar. Ondan dolayı siyasi parti liderleri de ciddi manada İstanbul'a yüklendiler ve çok ciddi manada önem verdiler. Evet. Dolayısıyla yani o seçim sürecinde sadece bir ili kazanma yarışı yoktu. Evet. İstanbul'u kazanma yarışı vardı. İstanbul'u ehemmiyetli kılan nedenlerden bir tanesi de işte buydu. Tabii AK Parti açısından İstanbul'un ehemmiyeti Sayın Cumhurbaşkanı'nın 1994 yılında işte belediye başkanlık yapmış olması ve sonraki süreçte İstanbul'a iyi bir hizmet, çok iyi hizmetlerin hizmetleri yapmış olduğundan dolayı İstanbul AK Parti için İstanbul çok ehemmiyetliydi, daha fazla ehemmiyetliydi. Çünkü hatırlarsanız özellikle 31 Mart yerel seçim öncesinde AK Parti Binali Yıldırım ismini açıkladığı zaman şu ifade çok kullanıldı. AK Parti olarak 94 ruhuna döneceğiz ve İstanbul'u hak ettiği konuma, hak ettiği yere getireceğiz. Çünkü İstanbul'da insanlar hayat standartlarından, şehrin inşa ve imarından dolayı, ulaşımdan dolayı, çarpık kentte bazı yerlerdeki çarpık kentleşmelerden dolayı çok şikayet etmekteydiler. Ve özellikle belediye başkanlığı için oynayan adaylar, sahada olan çalışan adaylar da bu manada halkın taleplerini göz ardı etmediler. Ve özellikle İstanbul için yapılabilecekleri sürekli dile getirip vaatlerde bulundular. Evet. İşte İstanbul'u önemli kılan buydu. Çünkü İstanbul hakikaten tek başına bir şehir olarak değerlendirilmedi. O yüzden İstanbul'un kazanılması AK Parti içinde, CHP içinde ve diğer partiler içinde çok stratejik bir öneme sahipti. Evet. O manada iki taraf da çok ciddi şekilde İstanbul seçimlerine asıldılar. Çok farklı stratejiler uyguladılar. İşte Beylikdüzü Belediye Başkanı olan
Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterip CHP AK Parti karşısında bir seçim kazanmak istedi ve bu manada da yanına da diğer partileri de alarak bu seçim sonuçlarını seçim sonuçlardan istediğini elde etti. Aslında bir de baktığımızda hakikaten 31 Mart yerel seçim İstanbul seçimine baktığımızda hani yerel seçimdi ve 23 Haziran seçimlerine baktığımızda seçmen kitlesinde ve seçmen tercihlerinde ciddi manada bir değişiklik oynadığını, bir mobil görevi görüp de seçmelerin tercihlerini değiştirdiğini gördük. Seçmenlerin bu konuda ciddi manada tercihlerini değiştirmesini siz neye bağlıyorsunuz? Baktığımızda hakikaten 31 Mart seçiminde Millet İttifakı adayının İşte Ekrem İmamoğlu'nun oyları belliydi. Sayın Binali Yıldırım'ın oyları belliydi. Aralarında 13 bin küsur oy farkı vardı. Ancak 23 Haziran'a baktığımızda neredeyse 800 bin oy farkı çıktı. Evet. Yani seçme tercihlerinin bu yönde bu kadar farklılık göstermesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Bu konuda şunu söyleyebilirim ki seçmen aslında 31 Mart'ta da bu sonuçları yani bu sonuçların ortaya çıkabileceği kararını vermişti ama biraz daha somut olarak da parti isimlerini de zikrederek konuşacağım. Hı hı. AK Parti'ye açık söylemek gerekirse bir gözdağı vermek istedi. Çünkü İstanbul'un kaybedilmesi AK Parti açısından az önce de ifade ettiğim gibi çok önemliydi. Çünkü İstanbul'un stratejik önemi, İstanbul'un konumu, İstanbul'un her açıdan ehemmiyeti çok fazlaydı. Bu manada seçmen 17 yıldır 2002 yılından bugüne iktidar olan AK Parti'nin politikalarından biraz değil aslında çok şikayette bulunmuştu. Çünkü evet. Bunun da bazı sebepleri var. Yani İstanbul'un kaybedilmesinin aslında bazı sebepleri var. Seçmen 23 Haziran'da İstanbul'u vermedi. Aslında daha önce İstanbul verilmişti. Yani AK Parti sadece 23 Haziran'da seçim kaybetmedi. Seçmen daha önce de AK Parti'ye kırgındı. Peki neden dolayı kırgındı? Aslında bu yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçme sürecini hatırlayalım. O zaman Sayın Erdoğan AK Parti Genel Başkanı olarak çıkıp her yerde konuşuyordu. Bu sistemin gerekliliğinden, ehemmiyetinden ve öneminden söz ediyordu. Neticede halk referanduma gitti ve cumhurbaşkanlığı güvenliğinden dolayı o desteği verdiler. Evet, o desteği aldı ve Sayın Erdoğan da cumhurbaşkanı olarak şu andaki sistemin başında devleti idare eden kişi oldu. Aynı zamanda Sayın Erdoğan AK Parti Genel Başkanlığı'na da geldi. Yani bir tarafta siyasi partinin genel başkanlığı oldu. Başkanıydı. Bir taraftan da Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıydı. Dolayısıyla halk aslında Sayın Erdoğan'dan biraz daha tarafsız olmasını beklemekteydi. Zira bir cumhurbaşkanı tarafsız olmalıydı. Bir cumhurbaşkanı aslında partilere eşit mesafede yaklaşmalıydı. Yani ben burada seçmenin mülahazasını dile getiriyorum. Evet. Yani yorumdan çok seçmen bu perspektifle olaylara baktı. Ortaya çıkan neticelerin değerlendirsek de işte bu sonuçları görebiliriz. Bu yorumları görebiliriz. Dolayısıyla aslında seçmen bu manada Sayın Erdoğan'ın çok önde olmasından, bu yerel seçimler için söylüyorum, çok önde olmasından, bu seçimi çok fazla ciddi almasından, sadece yani cumhurbaşkanlığı vasfını bir kenara bırakıp sadece AK Parti genel başkanı olarak siyaset yapmasından dolayı rahatsız oldu. Bir diğer sebebe gelecek olursak şunu da söylemem gerekir ki seçmen özellikle gerginlik siyasetine prim vermedi. Yani hatırlarsınız seçim sürecinde AK Parti cenahından birçok yetkili kutuplaştırıcı ifadeler kullandı. Aslında ısrarla bunu dile getiriyorduk. Yani bugün Türkiye siyasetinin kutuplaştırıcı söylemlere ihtiyacı yok. Evet. Çünkü hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Hepimiz bu ülkeye vergi ödeyen insanlarız. O manada yani bu ülke için özellikle yani Sayın Erdoğan bu ülkenin eğer cumhurbaşkanıysa ki öyledir ve bütün vatandaşlara eşit mesafede yaklaşması gerekiyordu. Evet. Yani gerginlik siyaseti özellikle AK Parti'ye çok yaramadı. Evet.
Özellikle İstanbul seçimlerine baktığımızda hakikaten seçmen kitlesinin ciddi manada oylarını kaydıklarını görüyoruz. Ancak şuna baktığımızda özellikle siyasilerin kullanmış oldukları ayrıştırıcı, ötekileştirici, böyle biraz daha milliyetçi söylemlerin kullanılması seçmen kitlesinin oy kaybına uğrandığını da söyleyebilir miyiz? Hani oylarının değişmesini de söyleyebilir miyiz bu konuda? Yani zaten yani seçim sürecinde AK Parti'nin bu konuda ciddi manada oy kaybına neden olduğunu da söyleyebilir miyiz? Kesinlikle seçim sürecinde özellikle kullanılan dil çok önemliydi. Şu anda Sayın Erdoğan seçim sonrası bazı açıklamalar yaptı. Halkın kararının başlarının üstünde olduğunu, evet, ve halkın kararına herkesin saygı duyması gerektiğini, halkın kendilerine bir mesaj verdiğini ve bu mesajı aldıklarını, bundan sonra daha iyi olabilmek için yapılan yanlışlardan vazgeçip daha doğru bir siyasetle siyaset yapacakları minvalini açıklamalarda bulundu. Evet. Bu güzel bir şey. Bu olması gereken bir şey. Çünkü 23 Haziran'da halk sandık başına gidip oyunu kullandı ve kararını verdi. Aslında burada yani o seçim sürecinde kullanılan dilin kaybettirdiğini açıkça söyleyebiliriz. Yani çünkü kutuplaştırıcı, ötekileştirici, nefret ettirici bir dil bir siyasi partiye kaybettirmez. Bir siyasi partiye kazandırmaz, bilakis kaybettirir. Yani ne yazık ki bu süreçte AK Parti biraz daha bunu daha çok kullandı. Hatta 31 Mart seçimlerinde milliyetçi söylem daha fazlaydı. Evet. 31 Mart seçimlerinde halkın sandığa yansıttığı iradesinden sonra yani yine bu milliyetçi söylemin azaldığını söyleyebiliriz. Ama milliyetçi söylem azaldı ama yanlış stratejiler devam etti. Evet. Şimdi mesela şu Ordu valisine İmamoğlu'nun it basit yani it diye hitap etmesinden sonra hatırlarsanız 2 hafta boyunca bu meseleyi Türkiye kamuoyunu konuştu. Evet. Bütün AK Partililer bu konuyu gündeme getirdi. Bunu sürekli işte televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde, sosyal medya hesaplarından eleştirdiler. Yani bu AK Parti'ye bir şey kazandırtmadı. Bilakis kaybettirdi. Evet. Yani bu stratejinin, bu siyasi yöntemin doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda işte özellikle medyadaki bazı AK Partililerin kullandıkları dil de yani seçmen nezdinde olumlu bir etki bırakmadı. Evet. Yani, hatta özellikle bazı medya organlarının ciddi manada şu dili kullandıklarını görüyoruz. Kullanmış oldukları dil şuydu. Özellikle Cumhur İttifakı'nı destekleyenler yerli, milli, ondan sonra vatanını, milletini sevenler olarak lanse edildi. Ancak Millet İttifakı adayının hatta hani yerli olmayan, ondan sonra dış mihraklar tarafından desteklenen, PKK tarafından desteklenen, ondan sonra FETÖ tarafından desteklenen biri olarak o kadar yani kirli bir şeyle, jargonla kullanıldı ki aslında bu ciddi manada seçmen kitlesinde de ciddi manada bir nefrete sebep oldu. Aynı zamanda seçmen kitlesinin de bir nevi AK Parti bu konuda cezalandırma adımı da diyebiliriz yani buna. Evet. Tabii ki şimdi bu manada yani yapılan yanlışları saymaya kalkışırsak bir değil çok fazla sayabiliriz. Yani zaten sandık sonuçlarından çıkan neticeye baktığımızda halkın bir mesaj verdiğini görüyoruz. Yani bir diğer yanlış politikadan söz edecek olursak yani özellikle sürekli AK Parti tarafının İmamoğlu'ndan söz etmesi. Yani İmamoğlu'nun yaptığı her şeyi yalan bir şekilde yani bunu dile getirmesi. Aynı şekilde mesela yine diğer bir madde söyleyecek olursak özellikle seçime birkaç gün kala Abdullah Öcalan'ın mektup çıkışı. Bunların hiçbiri AK Parti'ye yaramadı. Evet. Kime yaradı? Diğer tarafa CHP adayına yaradı ve CHP adayı bunu çok iyi kullandı. Evet. Aslında bunların tümü AK Parti için ve genel manada da siyasi partiler için bir ders niteliğindedir. Çünkü seçmen dönem dönem tercihini farklı yönde kullanabilir. Evet. Yıllardır
Evet, Sayın Durmaz, aslında baktığımızda hakikaten İstanbul seçimleri sonuçlandı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, yani Ekrem İmamoğlu seçildi ve büyük bir çoğunlukla, halkın büyük bir kesimi de onu destekleyerekten %54 gibi büyük bir rakamla seçildi. Ancak seçildikten sonra gerek Ekrem İmamoğlu olsun, gerek Binali Yıldırım olsun, gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan olsun, bu konuda kendilerine yakışan tavrı gösterdiler, dik duruşu gösterdiler, rakiplerini tebrik ettiler ve Ekrem İmamoğlu da beni seçen sadece kesimlere değil, bütün bir İstanbul'u, hepsini kucaklayacağını söyledi. Bu konuda omurgalı bir duruş gösterdi. Siz buna ne diyorsunuz? Olması gereken bu. İşte zaten bizim de ifade ettiğimiz nokta bu. Siyasette rakabet önemlidir. Evet. Siyasi partiler birbirlerinin rakibidirler. Lakin birbirlerinin düşmanı değiller. Eyvallah. Yani seçim sürecinde bu dil sürekli gündemde olmalıydı, kullanılmalıydı. Sayın Erdoğan'ın çıkıp bu şekilde açıklama yapması elbette çok önemli. Ve seçmen tarafından da beğenilen ve takdir edilen bir durum. Olması gereken bu. Çünkü Sayın Erdoğan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Hatta Sayın Ekrem İmamoğlu şu şekilde belediye başkanı seçildikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı kendisi tebrik ettiğini, onun da bu konuda İstanbul için ellerinde ne gelirse beraber çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Yani hakikaten bu konuda İstanbullular için de belki büyük bir avantaj sağlanmış olabilir mi? Evet, zaten bugün İstanbul, şu anda İstanbul seçimlerinin sonuçlarını konuşuyoruz. Artık sonuçlardan çok belki sonuçlarla alakalı değerlendirmeler elbette yapmamız gerekiyordu. Ama şu anda aslında sonuçlardan çok yapılması gerekenler konuşulmalı. Çünkü CHP adayı İmamoğlu'nun vermiş olduğu birçok söz var. Seçim sürecinde yine ekranlarda, mitinglerde halka yönelik söyledikleri var, verdiği vaatler var. Bu vaatlerin uygulanması gerekiyor. Şu anda en büyük üzerinde en fazla üzerinde durulması gereken nokta bu. Çünkü zaten seçmen 23 Haziran'da AK Parti'ye bir mesaj verdi. AK Parti de bu mesajı aldığını, bundan sonraki politikalarında halkın vermiş olduğu mesajı dikkate alıp stratejiler ortaya koyacağını söyledi. Aynı şekilde halk yine İmamoğlu'nu başkan seçerek İmamoğlu'na da bir yükümlülük yükledi, bir sorumluluk yükledi. İmamoğlu için bu 5 yıllık süreç bir fırsattır ve bir imtihandır. Yani İstanbul gibi bir şehri idare etmek kolay bir şey değildir. Bu manada İmamoğlu İmamoğlu'nun yapması gerekenler neler? Mutlaka İmamoğlu bütün halka eşit bir şekilde yaklaşmalıdır. Çünkü İstanbullular İmamoğlu'nu seçerek ondan hizmet beklemektedir. Hizmeti yapacak olan İmamoğlu olması lazım. Çünkü birçok konuda söz vermiştir. Mesela işte Megabus projesi. Evet. Aynı zamanda yani birçok ulaşım konusundaki sıkıntıların giderilmesi, trafik sorununu tamamen çözmesi, İstanbul'da su sorununun ortadan kalkması için girişimlerde bulunacağını ifade etmesi, öğrencilere yurt ve burs vereceğini söylemesi ve buna benzer birçok vaatlerde bulunmuş İmamoğlu. Şu anda artık halk bu noktada İmamoğlu'nun başkan olmasından sonraki yapacaklarını kontrol etmeli, yapacaklarını takip etmeli. Çünkü her zaman söylüyoruz, belediyeler halka hizmet makamlarıdır. Belediyeler halka hizmet mekanlarıdır. Belediyelerde bulunan insanlar, belediyelerin imkanlarını elde etmiş olan insanlar, belediye başkanları rozetlerini bir kenara bırakmalı, ideolojik bir saikle olaylara yaklaşmamalı. Mutlaka eşit bir şekilde vatandaşlara yaklaşmalı. Adil bir şekilde çözümler üretmeli. Herkese hak ettiği hizmeti götürmeli. Birileri bana oy vermedi diye onları ötekileştirmemeli. Halka hesap verebilmeli. Özellikle CHP adayı sıklıkla şeffaflıktan söz ediyor. Belediye ihalelerinin sürekli canlı bir şekilde yayınlanacağını söylüyor. Bunların uygulanması, bunların seçmen tarafından takip edilmesi lazım. Eğer İmamoğlu bunları yapmasa halkın hesap sorması lazım. Tabi halk hesap sorduğunda İmamoğlu da açık yüreklilikle buna cevap vermeli. Hani seçim sürecinde hatırlarsanız, evet, İmamoğlu esnafı ziyaret ederken
hoşuna gitmeyen bir taleple karşılaşır ve o zaman İmamoğlu o vatandaşa tepki verir. Aslında bu gerçek düşüncelerinin ortaya çıkışıdır, tezahürüdür. Yani farklı bir düşünceye tahammül etmemeydi. Ama orada hemen farklı kişiler araya girip ortamı soğuttular. Şimdi bugünden sonra da vatandaşlar arasında olması gereken başkan, yani İmamoğlu, çıkıp vatandaşların sorunlarını sorup çözüm adına adımlar attığında, bu konuda birileri İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyen bir talepte bulunduğunda İmamoğlu'nun açık yüreklilikle bunu karşılaması lazım. Evet. Yani farklı düşüncelere de tahammül etmesi lazım. Şimdi seçim sürecinde hatırlarsanız çok güler yüzle, işte kucaklayıcı bir dille siyasi bir seçim süreci yürüttü. Şu anda artık bunun uygulanma zamanı. Biz her zaman şunu söylüyoruz. İşin teoriden çok pratiğe geçmesi evet. zamandır. Bir de sanıyorum aslında bir de İstanbul seçimlerine hakikaten baktığımızda seçmen bu konuda daha fazla bilinçli olduğunu gördük. Yani sadece bir partiye endekslenmediğini, gerektiğinde tercihlerini, ondan sonra seçtiğini, istediğini iktidara getirebileceğini, istediğini iktidardan indirebileceğini de bu konuda ciddi manada göstermiş oldu. Yani aslında baktığımızda siyasilerin bu konuda halka rağmen siyaset yapamayacaklarını bilmeleri lazım. Bir de özellikle baktığımızda özellikle 31 Mart seçiminde olsun, 23 Haziran seçiminde olsun, özellikle AK Parti'ye yakın medyanın tavrını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Onların yani konuşmuş oldukları, kullanmış oldukları üslubu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, ne yazık ki çok müsbet ifadeler kullanamayacağım. Zira AK Partiliyim diyenler, AK Parti'nin kazanmasını isteyenler aslında AK Parti'ye zarar verdiler. Çünkü kutuplaştırıcı bir dil kullandılar, ötekileştirici bir dil kullandılar. Canlı yayınlarda özellikle şu ifade kullanıldı, hani yine nazarlara vermiş olayım. Hani biliyorsunuz İmamoğlu Ordu'da bir problem yaşadı, Ordu valisiyle bir polemik yaşadı ve Ordu valisine it dedi, sonra ben it demedim, basit diye söyledim, basitliktir diye ifade etti. Bu konu çok konuşuldu. İmamoğlu'nun seçimi kazanmasından sonra AK Parti'ye yakın bazı kanallarda sunuculuk yapanlar halktan geldiğini ifade ettiği bir mesajda şunu söylediler. İşte halkın talebi olduğunu ifade ederek Ordu valisinin İstanbul'a atanması gerektiğini, bu konuda da Sayın Erdoğan'dan bir adım atmasını beklediklerini ifade etti. Yani bu konuda seçmenin böyle bir talepte, halkın ve bazı vatandaşların böyle bir talepte bulunduğunu söyledi. Evet. Aslında bu ucuz bir siyasettir. Böyle bir siyasete yani kimse prim vermez. Bu konuda medyadaki kişilerin de yazarların da çok iyi bir sınav verdiklerini düşünmüyorum. Çünkü hakikaten insan oğlu başarı elde etmek istiyorsa, birilerine fayda vermek istiyorsa hikmetle hareket etmekten vazgeçmemelidir. Hikmetle söylemler ortaya koymaktan, yöntemler belirlemekten vazgeçmemelidir. Eğer hikmetsiz hareket edilmeye başlandı mı, emin olun elde hiçbir şey elde edilemez. Dolayısıyla medyada bu konuda AK Partiliyim diyenler, AK Parti'ye destek verdiğini ifade edenler medyada çok iyi bir sınav veremediler. Bu konuda kullandıkları dil AK Parti seçmenini ve dahi diğer AK Parti'ye oy vermek düşüncesinde olan seçmenleri memnun etmedi. Dolayısıyla burada ortaya çıkan sonuç şu: hem siyasi partiler için hem de medyadaki yazarlar, gazeteciler ve televizyon programcıları için. Hakikaten bugün hepimiz insan olarak olaylara bakmak zorundayız. Karşımızdakiler de insan, muhataplarımız insan. O manada biz düşmanlaştırıcı, biz İnsanları birilerine nefret ettirici söylemlerden şiddetle uzak durmalıyız. Bugün birilerini kötü göstermek için, birilerinin takıya yaptığını ifade edebilmek için bel aşağısı oynamaya, bel aşağısına vurmaya gerek yoktur. Evet. Yani hakikaten günümüzde teknolojinin bu kadar geliştiği bir çağda yapılacak çok daha anlamlı işler var. İşte bu manada da eğer birileri bir siyasi partiye
bir siyasi harekete fayda vermek istiyorsa hikmetle hareket etmekten vazgeçmemeli. Hikmetle hareket etmeli. Yani her ne olursa olsun hikmetsiz hareket edildiği zaman söylenmemesi gereken sözü televizyon ekranlarında canlı yayında söylediği zaman ve bu söylemlere karşı birileri onlara bir şey söylemiyorsa işte siz o hareketten bir başarı bekleyemezsiniz. Evet. Baktığımızda hakikaten İstanbul seçiminde neredeyse bu 17-18 yıldır AK Parti iktidarı yönetimdedir ve İstanbul seçimleri sürekli AK Parti iktidarının elindedir. Ancak baktığımızda bir de ondan önce 1994-95 yıllarında da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapmış bir Tayyip Erdoğan da var. Neredeyse 25 yıldır İstanbul yönetimi AK Parti'nin elindedir. Ancak baktığımızda seçmen bu sefer AK Parti değil de CHP adayını desteklemesi nasıl değerlendirebilir? Bu konuda AK Parti seçmenleri, AK Partilileri değil de CHP'yi seçmelerini siz neye bağlıyorsunuz? Yani çok konuşuldu. İşte bazı AK Partililer... Yani şunu demek istiyorum. Aslında seçmenlerin tercihinde bu kadar ciddi manada bir değişiklik olması insanın baktığı zaman hakikaten ciddi manada bir şey var. Yani çok garipsememek lazım. Şimdi hani ifade ettik ya, bu aslında her ne kadar genel bir seçim havasına geçse bile aslında yerel bir seçim. Ama bir de şunu unutmamak lazım. Yani CHP adayını destekleyen sadece bir taraf yoktu. Yani HDP, Saadet Partisi, bilumum sol gruplar hepsi CHP adayını destekledi. Hepsi AK Parti karşısında AK Parti adayının kaybetmesi için varlarını yoklarını ortaya koydular. Dolayısıyla böyle bir neticenin ortaya çıkması çok garipsenmemeli. Bunun hesabı iyi yapılmalı. Yani neden bu halk bu tercihte bulundu? Biz 17 yıldır iktidardayız ve yıllardır İstanbul'a büyük hizmetler yaptık. Yeterli değil mi diye bir hesap içerisine girmeli. Aynı zamanda genel bir siyaseti de gözden geçirmeli. Bugün hakikaten AK Parti teşkilatlarında adalet, ehliyet ve liyakat bir kenara itilmiş gibi öyle bir izlenim var. AK Partili insanlar bunu ifade ediyorlar. Teşkilatlardan ayrılan insanlar bunu ifade ediyorlar. Yani adil bir yönetim anlayışının teşkilatlarda olmadığını ifade ediyorlar. Aynı zamanda Sayın Erdoğan'ın da hatırlarsanız ifade etmiş olduğu metal yorgunluğun teşkilatın birçok bireyinde olduğunu ifade ediyorlar. Yani yerel düzeyde de değerlendirdiğimizde 31 Mart seçimleri öncesindeki süreci de ele aldığımızda bu konuda bu yorumun, bu tespitin doğruluğunu ifade edebiliriz. Çünkü özellikle AK Parti teşkilatlarının sahada olmadığını, daha çok kendi yakınlarıyla işler yaptıklarını, adaleti bir kenara bıraktıklarını, liyakat değil de daha çok tarafgir bir siyaset ortaya koyduklarını yerel teşkilatlardaki insanlar söylüyor. Dolayısıyla yerel teşkilatlar kim? Yani bugün halkı oluşturan, toplum oluşturan kişiler. O yüzden aslında yerelde bir sıkıntı varsa bu sıkıntı genele de özellikle genele de sıçrar ve genelde bu sorunu eğer çözmezse bu sorun ciddi manada büyür ve çözülemez bir hale gelir. Dolayısıyla bu konu göz ardı edildi. Evet. Teşkilatlarda metal yorgunluk olduğu herkes tarafından dile getirildi ve bu da görüldü. Mesela bizler de Doğu ve Güneydoğu'nun durumunu iyi biliyoruz. Türkiye genelinde de yine kamuoyundan takip ediyoruz. Birçok ilde bu konuda teşkilatlardan şikayetler var. Yani bu konuyla alakalı adımlar atılmaz ise daha kötü sonuçlar da ortaya çıkabilir. İşte 31 Mart seçimleri ve sonrasındaki 23 Haziran seçimleri iktidar partisine bir ders niteliğinde olması lazım. Bundan sonra atılması gereken adımların neler olması gerektiğiyle ilgili iyi hesapların yapılması lazım. Özellikle yönetim anlayışının adaletten şaşılmaması gerektiğiyle ilgili hususların ön plana alınması lazım. Eğer bir insan hak etmediği şekilde bir yerlere geliyorsa, yani bir kişi, birileri bir konuma getirilecekse yapılması gereken husus liyakattır.
ele alınması gereken durum ehliyettir. Yani o ismin o işe ehil olup olmadığını gözlememektir, analiz etmektir. Ama ne yazık ki son zamanlarda çok ciddi manada şikayetler almaktayız. Yani herkes bu konuda bir şikayetinin olduğunu ifade etmekte. Bu da bu şikayetlerin çoğalması sandığa yansıdı. Önümüzde 3-4 sene boyunca seçim yok. Bu partiler için bir fırsattır. Partiler, tüm partileri kastediyorum. AK Parti, CHP ya da Saadet Partisi veya başka bir parti değil. Tüm partiler için. Siyaset yapan bütün partileri kastederek şunu söylüyorum. Bu 4 yıllık seçim olmamasının partiler açısından ehemmiyetli görülmesi lazım. Bir fırsata dönüştürülebilir. Eğer hakikaten halkın sorunları ile ilgili bir strateji ortaya konulacaksa bu halkın takdirini kazanır ve bu halkın beğenisini kazanır. Dolayısıyla bütün partiler, özellikle siyaset yapan, bu noktada halkın sorun ve sıkıntılarını kendi sorun ve sıkıntıları olarak gören siyasi partiler bu 4 yıllık süreyi çok iyi bir şekilde değerlendirmesi lazım. Eğer insanlara gidip insanların sorunlarıyla sizler ilgilenirseniz insanlar da size meyleder. Eğer sizler bir konuda karar verdiğinizde adaletten şaşmasanız, sapmasanız insanlar size meyleder. Eğer sizler bir insanı bir işe koyduğunuz zaman o insanın liyakatlı olup olmadığına göre siz karar verirseniz insanlar sizi takdir eder. Ama eğer siz bunların aksini yaparsanız insanlar sizi takdir etmez, sizi yerer, sizi eleştirir. Ve seçim, eğer siyaset de yapıyorsan seçimde sandık başında size ya oyunu verir, eğer bunları yapmasanız oyunu da vermez. Evet. Aslında bir de İstanbul seçimlerine baktığımızda neredeyse halkın yarıdan fazlası Ekrem İmamoğlu'nu destekleyerek de onu başkanlığa getirdi. Ve İstanbul'u yönetme hakikaten ciddi manada büyük bir sorumluluk, büyük bir azim ve cehd isteyen bir yer. Bu konuda acaba Ekrem İmamoğlu bu talepleri şey edebilecek mi? Halkın isteklerine karşılık verebilecek mi? Bu konuda yeterli desteği görebilecek mi? Evet. Yani bu konuda aslında tarafsız olmamız gerek. Evet. Objektif bir perspektifle olaylara yaklaşmamız gerek. Dolayısıyla da İmamoğlu'nun heyecanlı olduğunu görebiliyoruz. Hizmet etmek istediğini görebiliyoruz. Bu noktada Beylikdüzü'nde yapmış oldukları var ama aynı zamanda söz verip de yapmadıkları çok fazla. Beylikdüzü'nde daha önce vermiş olduğu vaatlerin neredeyse %80'ini yerine getirmediğini de aslında burada biliyoruz. Evet. Ancak İstanbul için birçok önemli vaatlerde bulundu. Gerek o olsun, gerek Binali Yıldırım olsun. Ciddi manada İstanbul için büyük vaatlerde bulundular. Acaba bu vaatleri yerine getirebilecekler mi? Yani tabii bu vaatlerin yerine getirilip getirilemeyeceğini zaman gösterecektir. Evet. Ancak bu noktada öyle görülüyor ki Ekrem İmamoğlu çalışacak. Çünkü bu seçim sadece Ekrem İmamoğlu'nun seçimi değildi. Sadece İmamoğlu Yıldırım seçimi rekabeti değildi. Sadece CHP AK Parti seçimi değildi. Aslında yani hani bu bir gerçek, bu bir realite. Bir tarafta CHP adayına destek verenler, evet, bir yığınla sayabiliriz. Diğer tarafta Binali Yıldırım'a destek verenler, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'a destek verenler. Dolayısıyla bu perspektifle olaylara yaklaştığımızda CHP adayının çalışmak için şartlarını zorlayacağını söyleyebiliriz. Ama başarılı olur mu, başarılı olmaz mı, onu zaman gösterecektir. Sizce bunda özellikle Ekrem İmamoğlu başarılı olabilmesi için iktidar partisine gerekli desteği görebilecek mi? İktidar partisi bu konuda ona gereken desteği verirler mi? Ya şimdi hani özellikle bu konuda belediyeler elbette iktidardaki güçten destek almaları gerekiyor. Çünkü belediye işleriyle alakalı halkın o sıkıntılarını çözebilmek için atılması gereken adımları birlikte atmaları lazım. Bu noktada İmamoğlu'na verilmesi gereken, yani merkezi hükümet tarafından verilmesi gereken destek eğer haklı, yani hak ettiği bir destekse verilmesi gerekir. Bu noktada Sayın Erdoğan da İstanbul için, Sayın Binali Yıldırım da İstanbul için yapılması gereken konular hususunda
destek vereceklerini ifade ettiler. Kendileri için önemli olan halkın sorunlarının çözüme kavuşmasıydı diye ifade kullandılar. Yani eğer şehir inşa edilecekse, eğer şehir imar edilecekse, bir sorun çözüme kavuşturulacaksa AK Parti'nin destek vereceğini söyleyebiliriz. Çünkü vermesi de lazım. Bu noktada vermediği zaman yani İmamoğlu'nun elbette işi daha da zorlaşacak. Yani ama her ne olursa olsun yani belediyenin birçok imkanı vardır. İmkanlar çok fazladır. Yani illa birilerinin desteğine de ihtiyaç yoktur. Eğer İmamoğlu bazı vaatleri yerine getiremediği zaman o vaatlerin bahanesini başkalarına yüklerse bu halk tarafından kabul edilmeyecektir. Çünkü halk her halükarda ona oy vermiştir, onu başkan yapmıştır. Şu anda halkın da beklentileri İmamoğlu'nun vermiş olduğu sözleri yerine getirmesidir. Bu konuda halkın takipçi olacağını, vaatlerin yerine getirilmesi konusunda bu işi takip edeceğini öngörebiliyoruz. Bu da İmamoğlu'nun bu vaatleri yerine getirdiği zaman elde edeceği başarıyı da o zaman değerlendirilebilecektir o başarılar. İstanbul seçimi devam ederken baktığımızda bir okulda özellikle CHP bazı sandık müşahitlerinin görevlilerinin başörtülü birine siz başörtülü oy kullanamazsınız dedi. Ondan sonra baktığımızda Ekrem İmamoğlu seçimi kazanmasından sonra CHP'li bazı seçmenlerin içki içerek özellikle sokakları vavele vererek hatta bir bayan metrobüste bir başörtülü birine Kara Fatma diyerek onu hakaret ettiğini gördük. Acaba bu CHP zihniyeti bu konuda İstanbul'dan güç alaraktan tekrardan hortlanacağını söyleyebilir miyiz? Yani ne yazık ki bunları gördük. Hani böyle üzücü olaylar belki hani lokalde olmuş olabilir ama gönül isterdi ki hiç olmasın bu şeyler. Acaba böyle bir zihniyet tekrardan gün yüzüne çıkabilir mi? Yani böyle bir genel manada olayların olacağı, işte başörtülülere yönelik, dindarlara yönelik, muhafazakar kesime yönelik bir tepkinin, bir saldırının olacağını öngörmüyorum. Bu noktada zaten böyle bir siyasetin hiç kimseye kazandırmayacağını söyleyen kendileri. O yüzden bu olayları lokal değerlendirmek lazım. Lakin, evet. Lakin bu zihniyeti de biz tanıyoruz. Bu zihniyetin İslam dostu olmadığını, Müslümanların dostu olmadığını da rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Dolayısıyla özellikle başörtülü insanlara yönelik 28 Şubat dönemini hatırlatacak baskıların, hakaretlerin yapılması asla kabul edilemez. Böyle bir işe adım atanlar mutlak surette mahkemelerin önüne çıkarılıp gerekli hesabı vermeli. Yani bu konuda yasal süreç başlatılmalı. Yani bu elbette bu zihniyetin insanlar tarafından tanıdığını ifade etmek lazım. Çünkü geçmişten bugüne çoğu defa İslam'a yönelik hakaretler, Müslümanlara yönelik saldırılar olmuştur bu zihniyetin mensupları tarafından. Ancak geldiğimiz süreçte insanlar bilinçlenmişlerdir. İnsanlar özellikle bu gibi olaylara prim vermeyeceklerdir. Kimse daha öncelerde birileri birilerine hakaret ederken o hakarete uğrayan insanlar yani herhangi bir tepki veremiyorlardı. Ama şu anda böyle bir durum olduğunda insanlar yasal bir şekilde meşru şartlarda tepkilerini dile getiriyorlar. Böyle bir durumun olmaması için irade ortaya koyuyorlar. Bu da çok önemlidir. Halkın bilinçlenmesi, halkın özellikle birlikte yaşama kültürünü benimsemesi bu sorunların, bu problemleri ortadan kaldıracaktır. Bu yüzden özellikle CHP'nin İstanbul'u kazanmasından sonra buna benzer olayların olması ve birkaç yerde bu gibi istemediğimiz olayların tezahür etmesi genele yayılmayacaktır. Halk bu konuda bilinçlenmiştir. Kimse yani birlikte yaşama kültürüne herkesin alışması lazım. Nasıl ki birileri kapalı, birileri açık, birilerini ötekileştirmiyorsa bu noktada da başkaları birilerini giyiminden dolayı, bıraktığı sakalından dolayı asla ötekileştiremez. Böyle bir düşüncenin, böyle bir zihniyetin topluma herhangi bir faydası yoktur. Bunun herkes de farkındadır. Yani bu 21. yüzyıl asrında olduğumuzdan dolayı böyle sığ, böyle kısır düşünceler, kısır döngülerle uğraşmanın hiçbir insana, hiç kimseye ve hiçbir zümreye fayda getirmeyeceğini çok açık bir şekilde görebiliriz.
Evet, İstanbul çok büyük bir şehir, büyük bir metropol ve İstanbul aynı zamanda iktidar için çok ciddi manada önem arz eden bir şehir. Bu konuda AK Parti'nin İstanbul'u kazanabilmek için, yani tekrardan o eski günlerine gelebilmek için, halkın desteğini kazanabilmek için ne yapmalıdır, hangi yolu izlemelidir, bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, AK Parti eğer özüne dönerse, hani hatırlarsanız 2001 yılında kurulan, 2002 yılında iktidar olan AK Parti, hakikaten o dönemlerde birçok kesimden özellikle dindar insanlardan oylar almıştı. Ve dindar insanlar AK Parti iktidara taşıdıktan sonra bazı beklentiler içerisine girmişti. Hakikaten de siz eğer bir süreçte uğruna mücadele ettiğiniz değerleri ihmal ederseniz mutlaka siz istenilen başarıya ulaşamazsınız. Ama sizler eğer uğruna mücadele ettiğiniz değerleri hiçbir şekilde ihmal etmeyip, o değerlerden taviz vermeyip bir yöntem uygulayıp yolunuza devam ederseniz mutlaka karşılaştığınız engeller sizi bitirmeyecektir. Evet, o engeller belki sizi yavaşlatacaktır. Bazen sizi durduracaktır ama sizi tamamen bitirmeyecektir. Ama sizler ne zaman ki o değerlerinizden taviz verirseniz, bu herkes için geçerli. Sadece bir parti için de geçerli değil. Bu özellikle derdi, düşüncesi, dava olan bütün insanlar için geçerli. Hani AK Parti özelinde bunu konuşuyoruz ki AK Parti de bunu çoğu zaman dava partisi olduğunu ifade etmiştir. Ancak ortaya çıkan ortaya çıkanlar bunun öyle olmadığını ortaya koymuştur. Mesela dava partisine, parti davasına girdi. Evet, AK Parti özellikle AK Parti yetkilileri şu itirafta çoğu zaman bulunmuşlardır. Evet, bizler 2 Kasım 2002'de iktidar olduğumuz günden bugüne birçok reforma imza attık. Birçok değişikliğe imza attık. Ama bizler dindar bir neslin yetişmesi adına çok iyi bir adım atamadık. Ne yazık ki toplum bu konuda bizden beklenti içerisindeydi. Ama bizler o beklentileri karşılayamadık. Bu AK Partili yetkililerin itiraflarıdır. Ne yazık ki bu hakikatte de böyledir. Topluma bakıyoruz. İnsanların yaşayışlarına bakıyoruz. Müslümanım diyen insanların ne kadar dünyevileştiklerini görebiliyoruz. Bu konuda şu çoğu zaman insanlar da bunu söylemiştir. AK Parti iktidar olduktan sonra... Sayın Yılmaz, bu biraz da özellikle iktidar parti cenahında, özellikle siyasi alanda ciddi bir anada bir yer kapmış, ondan sonra köşe başlarını kapmış olan siyasi kişilerde mi çok fazla görülüyor? Yoksa halkın genelinde mi bu şey var? Şimdi mesela... Bazı siyasi yani aslında kişiler, şöyle diyebiliriz, halkın normalde hani belli kesiminde olması belki çok normal karşılanabilir. Özellikle çok fazla gündemde olan elit kesim, bilinen, ondan sonra siyasi alanda çok fazla göz önünde olan kimselerde halk kendisinden çok daha fazla zengin olan birini gördüklerinde bu hoşlarına gitmez. Yani daha önce neredeydi, şimdi neredeler diyerek de halk bu konuda tepki gösterebilir tabii ki. Tabii yani bunlar var. Mesela bu konuda özellikle hani yandaşçılık, tarafgirlik, evet, siyaseti de yapıldığını söylüyoruz. Yani zaten eğer AK Parti bir kez daha İstanbul'u kazanmak istiyorsa işte bu tarafgirlikten, bu yandaş siyasetinden, bu kutuplaştırıcı ifadelerden, söylemlerden bir an önce kurtulmalı ve gerçekten halkın da benimseyeceği bir siyaset yapmalı. Bugün hani özellikle Cumhurbaşkanlığı yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığı sisteminde özellikle ittifaklar yasası da söz konusu oldu. Yani belki bu ifade edeceğimiz AK Partililerin hoşuna gitmeyecek ama şunu ifade etmek lazım. Cumhur İttifakı diye adlandırılan ittifakın AK Parti'ye ne kadar katkısı olmuştur? Cumhur İttifakı'ndaki birlikte oldukları MHP'nin AK Parti'ye ne kadar faydası olmuştur? Cumhur İttifakı ile siyaset yapıldıktan sonra milliyetçi söylem tavan yaptı. Evet. Milliyetçi söylemin halk nezdinde karşılığı yoktur. Milliyetçilik bizce doğru bir şey değildir. Evet, insanlar Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez olabilirler. İnsanlar ben Türk'üm, ben Kürt'üm diyebilirler. Ama insanlar ben Türkçüyüm, ben Kürt'üm dediklerinde işte o zaman ortaya farklı şeyler çıkar.
Biz buna karşıyız. Yani bugün Türkiye'de 81 milyon insan varsa eşit bir şekilde hayatını sürdürmeli. Sayın Durmaz, aslında baktığımızda 31 Mart yerel seçiminden önce bu söylemler çok ciddi manada konuşuldu. Yani milliyetçi söylemler daha fazla dile getirildi. Ancak baktığımızda 23 Haziran seçimleri öncesinde bu dilin bir kenara bırakıldığını da gördük. Bu dilin kullanılması, yani bu dilin bırakılması aslında seçmen kitlesinde de belirleyici olabilir mi bu konuda? Yani bu dilin bırakılması bırakanların faydasındadır. Yani milliyetçi söylemi hiçbir şekilde kazandırmadı kimseye. O yüzden hani şuna vurgu yaptım ya, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'ye ne kadar neler kattığını, yani aslında bunun bir elden geçirilmesi, gözden geçirilmesi lazım. Evet. Bu ittifak AK Parti'ye ne verdi, AK Parti'den ne götürdü? Bunun iyice hesap edilmesi lazım. Yani biraz daha kararlılıkla bir siyaset yapılması gerekiyor ki bir kez daha İstanbul kazanılabilsin. Ama eğer hakikaten gerçekten toplumun değerlerine yönelik toplumu benimsemiş olduğu bir siyaset yapılmaz ise, yani bugünkü durumdan daha kötü günleri görebilir AK Parti. O yüzden hakikaten 23 Haziran seçimleri AK Parti'ye seçmen tarafından bir mesaj verilmiş oldu bu 23 Haziran seçimlerinde. AK Parti de bu mesajı doğru bir şekilde almalı. Hakikaten toplumun benimsediği, toplumun kabul ettiği bir siyaset tarzını uygulamalı. Evet. Kutuplaştırıcı, milliyetçi söylemleri ortaya koyan, özellikle Kürtleri biraz daha üzen bir söylemin AK Parti'ye kazandırmaz. O yüzden bunların tümünün ciddi bir şekilde analiz edilmesi, kritiğinin yapılması lazım ki bundan sonrası için atılabilecek adımlar muhkem olsun. Evet. Aslında baktığımızda hakikaten genel olarak baktığımızda seçmenlerin ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dilin hiçbir şekilde onlar nezdinde itibar görmediğini de bu konuda ciddi manada görmüşler. Ki siyasi partiler de bu konuda bu söylemleri en aza indirerekten seçmenlerin karşısına çıktılar ve bundan sonra da çıkmak durumundadır. Çünkü artık karşılarında bilinçsiz bir seçmen kitlesi yok. Artık daha bilinçli, daha böyle iradeli seçmen kitlesi olduğunu da bilmeleri lazım. Araya gireceğiz. İnşallah kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Kıymetli izleyenler, ikinci bölümümüze de inşallah 100 yılın antlaşması denilen ABD Başkanı Trump'ın gündeme getirmiş olduğu o sinsi anlaşmanın detaylarını konuşacağız. Ama kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Kıymetli izleyenler, Doğru Haber Gazetesi yazarı Mehmet Şerif Durmaz'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde de ABD Başkanı Trump'ın 100 yılın antlaşması demiş olduğu ve nitelendirdiği o sinsi planın detaylarını konuşacağız. O detaylarını konuşmadan önce özellikle ona bir başlangıç adımı olaraktan Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen çalıştay üzerine biraz konuşacağız. Aslına baktığımızda bu sinsi planın ilk adımı olan Bahreyn çalıştayı Filistin'in üzerinde herhangi bir hesap yapılmasına rağmen Filistin'in bu çalıştaya katılmaması. Ama katılmamasına rağmen onun üzerinde emperyalistlerin ciddi manada hesaplar yapması, Filistin'i yok sayması ve onun üzerinde birçok sinsi planın ve sinsi emellerin olduğunu görüyoruz. İnşallah onu kıymetli konuğumla değerlendirmeye çalışacağız. Sayın Durmaz, aslında baktığımızda emperyalist ülkelerin, Arap ülkelerin liderleriyle bir çalıştay düzenlediler ki bu çalıştayın en baş koordinatörleri Mısır'dı, Birleşik Arap Emirlikleri'ydi ve Suudi Arabistan'dı. Tabii diğer farklı birkaç tane Arap ülkeleri daha katıldı, ancak bu çalıştayda ciddi manada bir siyasi polemik olduğunu görüyoruz. Filistin üzerinde konuşulmasına rağmen, Filistin üzerinde ciddi manada emeller olmasına rağmen Filistin hükümeti bu çalıştaya katılmadı. Çalıştaya katılmamasına rağmen böyle bir çalıştay düzenlendi. Bu çalıştayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle sinsi bir adımı, sinsi bir planı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. 100 yılın anlaşmasını aslında bizler 100 yılın ihaneti olarak değerlendiriyoruz. Eyvallah. ABD'liler ise bu 100 yılın anlaşmasını 100 yılın fırsatı olarak sunuyorlar. Hatta 100 yılın kazancı olarak da. Evet, ediyorlar. Bu noktada
özellikle ortaya koydukları o maddelerin uygulanabilmesi ve zemininin temelinin hazırlanabilmesi için bazı girişimlerde bulunuyorlar. Bu girişimlerden bir tanesi de 25 Haziran ve 26 Haziran'da Bahreyn'de yapılan Çalıştay'dı. Bu Çalıştay öncesinde de yine bazı İslam ülkelerindeki yetkililer bu İsrail-Filistin arasında ara bulucu olabileceği ifade edilen bu anlaşmanın ilk başlangıcı olan Çalıştay'ın doğru bir Çalıştay ve tarafların kabul edeceği, özellikle Filistin tarafının kabul edeceği bir Çalıştay olmadığını ifade ettiler. Hamas tarafından bu Çalıştay boykot edildi. Bu Çalıştay'a kesinlikle katılmama kararı alındı. Aynı zamanda sadece Hamas değil, Filistinli diğer hükümet, Batı Şeria'daki hükümet de diğer gruplar da aynı şekilde bu Çalıştay'a katılmadılar. Bu Çalıştay'ı boykot ettiklerini ifade ettiler. Tüm bunlara rağmen, özür diliyorum, Filistin'deki birbirine farklı bütün grupların bu konuda sanki söz birliği etmişçesine bu Çalıştay'a karşı durduklarını görüyoruz. Aslında ihanetin dışarıdan geldiğinde nasıl da birlik olabilecekleri, nasıl bir araya geldiklerini, nasıl da böyle topyekün hareket edebileceklerini aslında bu konuda da göstermiş oldular. Evet, tabii Hamas bu konuda zaten çoğu defa çağrılar yapmıştı. Diğer gruplara Filistin meselesinde bir olmaları gerektiğini ifade etmişti. Ve Hamas'ın bu çağrısı karşılık buldu. Özellikle Bahreyn Çalıştayı'nda tüm Filistinliler tek dil ile, yani bu Çalıştayı boykot ettiler. Bu Çalıştayı hiçbir yetkili, hiçbir yönetici göndermediler. Aynı şekilde birçok ülke de bu Çalıştayın bu Çalıştayı kabul etmedi ve bu Çalıştay'a temsilci göndermedi. Çalıştay'a katılan... Ancak baktığımızda, özür diliyorum, bu Çalıştay bir nevi Arap bölgelerini, Körfez ülkelerine de bu konuda ikiye ayırdığını görüyoruz. Evet. Yani bu Çalıştay'a katılan belli başlı bazı ülkeler oldu. Bu Çalıştay'a kesinlikle katılmayacak, özellikle Filistin, özellikle Irak ve Lübnan bu Çalıştay'a kesinlikle katılmayacaklarını belirtiler. Ve bu konuda da saflarını belli etmeyen, sessiz kalan, yani katılmayıp ama sessizliğini koruyan bazı ülkeler de oldu. Aynı zamanda bu konuda bu Çalıştay'ın Arap ülkelerini de ikiye böldüğünü de söyleyebilir miyiz? Evet. Bu konuda tabii mesele Filistin meselesi olunca tabii bu konuda yaklaşımlar da olabiliyor. Çünkü Filistin meselesi hakikaten sadece Filistinlilerin meselesi değil. Çünkü orada Kudüs var. Orada Müslümanların kutsalı var. İlk mukaddes var. Belde var. O yüzden İslam alemi de Kudüs'e çok ciddi manada ehemmiyet gösteriyor. Ama ona rağmen de işte Fas, Katar da bu Çalıştay'a, sizin bahse konu ettiğiniz ülkelerden hariç Fas ve Katar da bu Çalıştay'a katıldı. Bu konuda ben de çok şaşırdım. Hakikaten değil ki, belki hani yadırganabilir ama Katar'ın bu Çalıştay'a katılmasını ben çok garipsedim. Yani siz böyle bir şey garipsediniz mi acaba? Evet, yani hani çıkarlar söz konusu olduğunda garipsemek mümkün değil. Çünkü bu konuda yani ne yazık ki ABD'nin, yani emperyal bir güç olan ABD'nin Arap ülkeleriyle ilişkileri iyidir. O yüzden yani o ülkelerin temsilci göndermelerine şaşırmamak lazım. Belki diğer ülkeler dahil gönderebilirdi. Eyvallah. Şaşırdığım nokta aslında şudur. Baktığımızda hakikaten Suudi Arabistan olsun, ondan sonra Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Katar gibi bir ülkeye neredeyse darbe girişiminde bulundular. Oranın yönetimini değiştirmeyi bile düşündüler, kafalarına koydular. Ki bu konuda başarılı olmadılar elhamdülillah. Fakat böyle bir platformda yan yana gelmeleri, özellikle emperyalist bir ülke olan ABD'nin ekmeğine bu konuda yak sürerek de bu Çalıştay'a katılmalarını ben çok garipsedim gerçekten. Evet, yani dediğim gibi, yani bu Çalıştay'a farklı ülkelerin de katılabileceğini öngörmek lazım. Çünkü bu Çalıştay'ı organize eden, koordine eden emperyal bir ülke olan, küresel bir şer güç olan ABD. ABD de bu konuda zaten 100 yılın anlaşmasını ortaya koyduğu ilk günden bugüne İsrail'in çıkarları için adım attığını aslında saklamıyor. Evet, bu Çalıştay'da özellikle ABD Başkanı Trump'ın damadının Filistinlilere yönelik bir çağrısı vardı. Yani gelin, ABD Başkanı Trump Filistinlilerden vazgeçmemiştir
Filistinliler ve İsraillilerin çıkarı için bu meselede vardır diye bir ifade kullandı. Aslında bu da göz boyamaktan başka hiçbir şey değildi. Zira burada geçen iki hafta önceki programımızda bu Çalıştay'ın maddelerini zikretmiştik. Evet. Yani bu maddelerin kabul edilemez olduğunu ifade etmek lazım. Aslında bu maddeler yani yansımadan önce de daha farklı maddeler vardı. Kamuoyunun tepkisinden, İslam aleminin tepkisinden dolayı bazı maddelerde değişikliğe gittiler. Dolayısıyla özellikle bu yüzyılın anlaşması diye adlandırılan anlaşmanın İslam alemi tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Evet, bugün belki bazı Arap ülkeleri destek veriyor olabilir ama inanıyorum ki içlerindeki ehli vicdan ve ümmetin geleceğini düşünen insanlar bu noktada yetkililerini ve yöneticilerini etkileyeceklerdir ve bu yüzyılın anlaşması projesi akim kalacaktır. Zira İnşallah. Gerçekten bu konuda Filistinliler yek vücut olmuştur. Filistinliler birlik olmuştur. Müslüman alemi de bu konuda şu ana kadarki meselelerden farklı bir yöntem belirleyerek bu meselede ABD'nin karşısında konumlanmıştır. Çünkü bilirsiniz diğer meselelerde özellikle İsrail ile Filistin arasında yaşanan meselelerde Arap ülkeleri, İslam ülkeleri sürekli ABD'nin destek verdiği İsrail tarafındaydılar. Ama bu meselede kesinlikle o tarafta değiller geneli ve ABD karşısında konumlanmışlar. Umarım bu devam eder. Çünkü ABD bir proje ortaya koyarken o projenin bir anda başarıya ulaşmasını ulaşamayacağını öngörmektedir. Bunun altyapısını hazırlamakta. Bu manada da birçok algı oluşturup o istediği başarının, istediği hedefin oluşması için türlü türlü sinsi plan devreye koymakta. Evet. İşte Bahreyn Çalıştayı da bundan, bu sinsi planlardan bir tanesi. Yüzyılın anlaşması maddelerini meşrulaştırmak. Bahreyn Çalıştayı'na baktığımızda yani bu işin yani en fazla yara sağlayacak kim, ülke kimdir? İsrail'dir. Hiç şüphesiz. Ancak İsrail'in üst düzey yetkililerine hiç kimse katılmadı. Çalıştay'a katılmadı. Yani resmi olarak katılmadılar. Ancak yerel düzeyde bazı temsilcilikler olarak sadece gözlemci olarak katıldıklarını gördük. İsrail'in özellikle bu Çalıştay'a katılmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İsrail katılmadı. Çünkü temsilci de göndermedi. Bazı ülkenin iş insanlarını ve bazı gazetecilerini göndermiş ve o Çalıştay'a katılmışlardı. Dolayısıyla İsrail tarafından da Çalıştay'a kimse katılmadı. Çünkü aslında gerek de yok zaten. Orada ABD var zaten. Yani burada bu ortaya konan maddeler kime yarıyor? Herkes de biliyor ki ortada bir gerçek var. İsrail'e yarıyor. Bu manada İsrail'in orada bulunması veya da bulunmamasının çok ehemmiyeti yok. Ama bu konuda buna karşın İsrail ve ABD'nin bu zorlamalarına karşın Filistinlilerin bir irade ortaya koyup katılmamaları önemli. Çünkü Çalıştay'da sadece Filistinlilerin ekonomik sorunlarıyla, bazı sağlık sorunlarıyla ilgili görüşmeler dile getirildi. Bu konuda atılabilecek adımlar konuşuldu. Ama Filistinlilerin siyasi haklarına hiçbir şekilde değinilmedi. Aslında bu büyük bir eksiklik. Zaten eğer samimi olmuş olsalardı, hakikaten Filistinlilerin yıllardır yaşadıkları zulümler, yıllardır İsrail tarafından duçar kaldıkları mağduriyetler, problemler, sıkıntılar konuşulacaktı. Ama ortada sinsi bir plan olduğundan dolayı Filistinlilerin siyasi haklarına hiçbir şekilde değinilmedi. Bunu görmek gerekiyor. Evet, hatta bu konuda bu Çalıştay'ın ismi de Refah İçin Barış diye nitelendirdiler. Hatta Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas şöyle bir şey söyledi. Bizim ekonomiden önce siyasi bir barışa, siyasi bir güvene, siyasi bir erke, siyasi bir oturuma bizim ihtiyacımız var ekonomiden önce. Bundan dolayı da bu şekilde hiçbir şekilde bu Çalıştay'a katılmayacaklarını deklar ettiler. Aynı zamanda Hamas bu konuda katılmayacağını, diğer İslami unsurların büyük bir kısmı kesinlikle bu Çalıştay'a katılmayacaklarını ve boykot edeceklerini belirttiler. Onların böyle dik durmalarını, yani sanki ağız birliği etmişçesine birlikte hareket etmelerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani elbette çok olumlu bir durum. Çünkü özlenen ve istenen bir görüntünün ortaya çıkmasına vesile oldu. Evet. Biz yıllardır
bir ülkede bulunan Müslüman yapıların, İslami yapıların bile birlikte olamadığından müzdarip idik. Bu noktada Filistin'de de yıllardan bu yana yaşanan zulümlerden dolayı yine bir tarafta Batı Şeria'dakiler, bir tarafta Gazze'dekiler, yani bir tarafta Hamas, bir tarafta El-Fetih. Dolayısıyla hatta kimi zaman birbirleriyle de çatışmalar yaşamış olan iki hareket. O yüzden yani bugün bu meselede aynı şeyleri düşünmeleri ve birlikte hareket edeceklerini ifade etmeleri olumlu şeydi. Olumlu bir husustu. Bu konuda Hamas lideri İsmail Haniye de yine Mahmut Abbas önderliğindeki gruplara çağrıda bulundu. Gelin bu meseleyi biraz daha geniş platformlarda konuşalım. Söz konusu Filistin'in çıkarlarıdır. Söz konusu Müslümanların çıkarlarıdır. Çünkü hakikaten bugün Filistin sadece Filistinliler için değil, İslam ümmeti için çok ehemmiyet arz etmektedir. Bunun farkındadırlar. Dolayısıyla özellikle bu konuda bir birlikteliğin oluşması takdire şayandır. Umarız ve temenni ederiz ki bu birliktelik devam eder ve İsrail terör şebekesine karşı bunlar bir güç olur. Çünkü hala İsrail Filistinlilere yönelik zulümlerde, katliamlarda bulunmaya devam etmektedir. Ve bunu da dünyanın gözleri önünde yapmaktadır. Herkes bu konuda ne yazık ki sadece seyirci olmaktadır. O yüzden bunun orada elde edilecek bir birliktelik neticesinde akim kalması, bu saldırıların başarısız olmasına olanak tanıyacaktır. Bu çok önemli bir husustur. Umarız bu birliktelikten daha iyi bir birlik doğar ve gerçekten bugün Filistin meselesi ve yıllardan bu yana konuşulan, hepimizin de bu konuda, bu konuyla alakalı bütün imkanlarını seferber etmeyi göze aldığı bu meselede Filistinliler hak elde etti, yani o haklarına kavuşurlar. Çünkü bugün İsrail tarafı Filistinlilerin haklarını gasp etmekte. Özellikle topraklarını satın almaya çalışmakta. Bu çalıştayda da çalıştayla ilgili değerlendirmeler yapılırken yine çok manidar gördüm, değerli gördüm bir yorumu paylaşmak isterim. Lütfen. Hamas yetkilileri özellikle İsraillilere seslenerek Filistinlilerin topraklarını satmayacağını, satılık olmadığını ifade etti. Bu noktada bu da bir güzel bir duruştu. Çünkü İsrailliler yıllardan bu yana Kudüs'te ve bazı Filistin topraklarında yerleşim yerleri inşa etmekte ve özellikle 1948'den bu yana ve sonrasındaki işgal tarihi olan 1967 yılından bu yana sürekli İsrail topraklarını işgal etmekte. Hani iki harita gösterilir. 1967 yılındaki İsrail ile günümüzün İsrail'i arasındaki farkı, topraklarını ne kadar genişlettiğini gösteren iki tane karşılıklı harita gösterilir. Aslında o her şeyi anlatmaktadır. İsrail evet ABD'nin desteğini, emperyal güçlerin desteğini arkasına alarak sinsi bir şekilde Filistin topraklarının tümünü işgal etmektedir. Arzu mevut hayalleri vardır, projeleri vardır. Bunun farkında olan Müslümanlar da ısrarla buna karşı gelmektedir. Bu karşı geliş gerçekten imandan gelmekte. Çünkü bugün Filistin meselesi hakikaten bizim için çok önemli bir meseledir. Bunun farkında olduğumuz müddetçe bir birey olarak yapmamız gerekenleri yerine getirip aynı şekilde ülkeler olarak da, Müslüman yapılar olarak da, İslami hareketler, cemaatler olarak da üzerimize düşeni yaptığımızda İsrail'in elde etmek istediği hiçbir şey olmayacaktır ve ister ABD'nin desteğini alsın, ister başka küresel şer güçlerinin desteğini alsın, hiçbir şekilde amaçlarına ulaşamayacaklardır ve amaçları hasıl olmayacaktır. Yeter ki Müslümanlar bu gerçeğin farkında olsunlar ve ona göre faaliyetlerde bulunmaya devam etsinler. Evet. Baktığımızda hakikaten gerek İslam alemi topyekün olaraktan Filistin davasına, Kudüs davasına ciddi manada böyle eğildiklerini göremiyoruz. Sadece
kısır döngülerden, ondan sonra basit kınamalardan öteye gitmediklerini görüyoruz. Yani İslam alimi evet bu konuda çok ciddi manada muzdariptir. Ancak özellikle emperyalistlere, körfez ülkelerine, hani bu Suudi Arabistan olabilir, Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Mısır gibi ülkeler olsun, bu körfez ülkeleri özellikle Amerika'nın ve Siyonist işgalciye çanak tuttuklarını görüyoruz. Yani hatta en büyük desteğini, en büyük katkıyı bu körfez ülkelerinden aldıklarını görüyoruz. Bundan dolayı da İslam aleminde ciddi manada bir birliğin, bir uyanışın, bir uhuvvetin oluşmadığını görüyoruz. Körfez ülkelerinin özellikle İslam alemi içerisinde yaşanmış olan bu kadar sıkıntı varken İslam yönünü İslam alemine değil de yönünü emperyalistlere, işgalcilere, Siyonist işgalcilere dönmesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, yani ne yazık ki Müslüman beldelerin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini Siyonistlere ve emperyalistlere peşkeş çekiyorlar. Evet. Yani elbette bu bir Müslüman olarak ümmetin birliğini, beraberliğini, vahdetini arzulayan ve bu konuda gerekli adımların atılması için her türlü bedeli göze alan biri olarak elbette bu içimizi acıtıyor. Müslümanların o mazlum insanların imkanlarını İsraillilere, ABD'lilere peşke çekmek kabul edilecek bir husus değildir. Ama hakikaten bu Müslümanlar olarak bizi düşündürtmeli. Neden başımızdaki özellikle İslam coğrafyasındaki ülkeleri, Lider. Arap ülkelerini de ifade düşünerekten bunu söylüyorum. Neden başımızdakiler bu konuda yapmaları gerekenleri yapmamaktadırlar? Yani acaba takınmaları gereken o omurgalı duruşu göstermemeleri hakikaten milletin içinde büyük bir yara ve büyük bir ukdedir. Evet, işte biz bundan dolayı bu haldeyiz. Hakikaten ümmet bugün hepimizin de üzüldüğü haldedir. Birlik ve beraberliği yok. Parçalanmış bir haldeyiz. Bunun sebebi nedir? Ben bunu bir meseleyle anlatmak isterim. Lütfen. 1258 yılında Moğol komutanlarından Hülagu Bağdat'ı işgal eder. Ve Bağdat'ta özellikle hamile kadınlar, çocuklar, bütün insanları kılıçtan geçirir, katliamlar yapar. Birçok kan, birçok insanı katleder. Yani kanlarını akıtır ve orada o Bağdat'ın biraz şehir dışında bir karargah kurar. O karargah kurmasından sonra Bağdat'ta alimlerin başını, yani alimlerden en üstün alimi alimle görüşmek istediğini ifade eder. Evet. Bu konuda da alimlere haber gönderir. Özellikle bir alimlerin başının kim olduğunu ve bunu onunla görüşmek istediğini ifade eder. Bütün alimler bu konuda korkarlar. Hülagu'nun karşısına çıkmaya çekinirler. İçlerinden nasıl, bir tanesi nasıl bir zalim, nasıl bir gaddar olduğunu evet, çok iyi biliyorlar. İçlerinden genç bir alim var, Kadıhan adında. Bu ise Hülagu'nun karşısına çıkmayı kabul eder. Büyük alimler bu konuya sevinir. Evet der. Bir kurban bulduk. Bunu Hülagu'nun karşısına çıkaralım. O da der ki ben sizden özellikle bu konuda sizden 3 şey istiyorum. Bir deve, bir keçi ve bir de horoz istiyorum. Alimler şaşırır. Neden bunları ister diye kendi aralarına birbirlerine bakarlar. Ve söylediklerini, istediklerini ona verirler. Ve Kadıhan da, genç bir alim olan Kadıhan da Hülagu'nun çadırının önüne kadar gider. O deve, keçi ve horozu çadırın önüne bırakır. Sonra Hülagu'nun huzuruna çıkar. Hülagu Kadıhan'ı gördüğünde genç, çelimsiz birini karşısına görür ve şunu söyler. Bula bula seni mi benim karşıma gönderdiler der. Hülagu bunu söyledikten sonra Kadıhan hakikaten manidar bir cevap verir. Der ki eğer sen iri yarı, büyük, boylu poslu birini istiyorsan ben bir deve getirdim, onunla görüşebilirsin. Eğer sen sakallı birini istiyorsan ben bir keçi getirdim, onunla görüşebilirsin. Eğer sen sesi gür, yüksek sesli birini istiyorsan ben bir horoz getirdim, onunla görüşebilirsin. Bunu söyledikten sonra Hülagu der ki bu adam boş değil. Otur der, ona yer gösterir ve ona bir soru sorar. Der ki
beni buraya getiren sebep nedir? Kadıhan cevap verir. Der ki, seni bizim amellerimiz buraya getirdi. Biz ne zaman ki özümüzden uzaklaştık, birbirimize düştük, Kur'an ve sünnetten uzaklaştık, o zaman sen, Allah seni başımıza getirdi. Bu cevaptan sonra bir soru daha sorar Hülagü. Der ki, peki beni buradan kim götürecek? Der ki, yine bizim amellerimiz götürecek. Eğer biz özümüze dönersek, Allah'ın bizden istediklerini yerine getirirsek, o görev ve sorumluluklarımızı layığıyla eksiksiz bir şekilde yerine getirirsek, o zaman sen burada kalamazsın, buradan gideceksin. Hakikaten de işte ümmetin hali budur. Bizler özümüzden uzaklaştık. İslam alemi olarak, Müslümanlar olarak yapmamız gerekenleri yapmaz olduk. Yerine getirmemiz gereken hususları yerine getirmez olduk. Evet. Kur'an ve sünnetten uzaklaşır olduk. Bizim için çıkar ve menfaat daha öncelikli oldu. Kardeşliği bir kenara ittik. Dostluğu bir kenara ittik. Dolayısıyla Allah-u Teala bugün bizleri bu durumlarla imtihan ediyor. Biz de diyoruz ki, tüm bu sorunların çözümü için Müslümanlar olarak bizim bir kez daha bir muhasebe yapmamız lazım. Bir muhakeme yapmamız lazım. Ve özümüze dönmemiz lazım. Eğer bizler Müslümanlar olarak, İslam alemi olarak özümüze dönersek, emin olun ki başımızda bizi yöneten idareciler mutlaka kendilerine çeki düzen vermek zorunda kalacaklardır. Ama bizler bunları yapmazsak, bizler özümüze dönmezsek, yerine getirmemiz gerekenleri yerine getirmezsek, ne yazık ki birileri bizim zenginliklerimizi sömürmeye, birileri bizim gücümüzden faydalanmaya, birileri de bizi birbirimize düşürmeye devam edecektir. O yüzden tek çare Müslümanların vahdetidir. Müslümanların birlikteliğidir. Müslümanlar birlik olduğunda emin olun ki Siyonistlerin ve emperyalistlerin o sinsi planları hakim kalacaktır. Evet. O sinsi planlar İslam ümmetine hiçbir zarar vermeyecektir. Bunun farkında olduğumuzda emin olun ki bütün sorunlar çözüme kavuşacaktır. Eyvallah. Değinmiş olduğum aslında konular çok önemli. Özellikle Hülagü Hanım ile Kadı Han'ın aralarında geçen diyalog da hakikaten şu anki İslam aleminin içinde bulunmuş olduğu o hali pür melali çok ciddi manada güzel bir şekilde öne serdiğini görüyoruz. Son olarak da şöyle bir şey sormak istiyorum. Zamanımız hani az kaldı. Baktığımızda şu neredeyse 11-12 madde var ama o 12 maddenin içerisinde sinsi 2 maddenin olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi yeni bir Filistin devleti oluşturulmayı tasarlayan bir anlaşma. İkincisi de 50 milyar dolar gibi Filistin'i yeniden ihya, yeniden inşa etme gibi bir anlaşma maddesi var. Bu iki anlaşma maddelerinin acaba İslam aleminin bu konuda tepkisini azaltmak için midir? Yoksa bunu da kendilerine gene yorumlayıp kendilerine değerlendirmek için mi bu anlaşmayı içine serpiştirdiler? Evet, iki devletli çözüm diyorlardı. Evet. Yani aslında Filistin tektir. Biz bunu da kabul etmiyoruz. Yeni bir Filistin, yeni Filistin diyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Filistinliler de bunu kabul etmiyor. Tek Filistin vardır. O topraklar Filistin'in topraklarıdır. Bu bazı maddelerin yumuşatılması onların, yani Filistinlilerin tepkisini azaltmak içindir. Evet. Ümmetin tepkisini azaltmak içindir. Ama ümmet bunun farkındadır. Siz iki madde söylediniz. Ben de sadece bir madde söyleyeyim. Evet. Ve ehemmiyet arz eden bir madde. O da şu. Tüm şartlar göz önünde bulundurularak Hamas, yani direniş, silahı tamamen bırakacak. Evet. Yani bugün Hamas'ın İsrail'e karşı duruşu takdire şayan. Evet. Ve İsrail bunu bitmesini istemez mi? İster tabii ki. Bunu nasıl yapıyor? İşte ABD aracılığıyla yapmaya çalışıyor. Bunun farkında olmak lazım. Yani terör şebekesi İsrail bu maddeyi öne sürerekten özellikle hem Filistin'i hem Hamas'ı bu konuda tamamıyla silahsızlandırmayı ve kendilerine karşı hiçbir gücü, hiçbir askeri gücün de olmaması gerektiğini savunaraktan aslında ne kadar sinsi bir plan da ortaya koyduğunu aslında burada görebiliyoruz. Yani Müslüman ülkeler... Vaktimiz çok az, evet, ama toparlarsak size, evet, zahmet. Müslüman ülkeler, peki yani vaktimiz az, o manada madde madde söyleyelim.
Müslüman ülkeler İsrail'e karşı neler yapmalı? Evet. Özellikle her zaman şunu ifade ediyoruz. Bakın, İsrail'in kendilerine göre kuruluş tarihi 1948. Ama İsrail bizce bir devlet değildir. Ama ne yazık ki Müslüman ülkeler tarafından bir devlet olarak tanınmışlardır. Dolayısıyla bugün bu meselenin çözümünün birinci basamağı Müslüman ülkeler başta olmak üzere bazı, yani özellikle Filistin meselesine hemhal olan, Filistin meselesiyle hemhal olan ülkelerin İsrail'i bir devlet olarak tanımaktan vazgeçmesi. İslam ülkelerin özellikle Siyonistlerle olan, İsraililerle olan askeri ve ekonomik işbirliklerini sonlandırması. Yani bu da çok önemli bir konu. Evet. Yani hakikaten yıllardır Gazze üzerinde bir ambargo var, abluka var ve Müslümanlar bu konuda çok adım atamıyorlar. Dolayısıyla bu meselenin mutlak çözümü de ambargonun kaldırılmaya çalışılması. Gazze üzerindeki ablukanın kaldırılmaya, sona erdirilmeye çalışılması. Dolayısıyla İslam ülkeleri bunları yerine getirmeleri lazım. Yani emin olun ki bunlar yerine getirilirse zaten İsrail güçsüz duruma düşecektir. Evet. Ve ABD'den güç alsa bile emellerine ulaşma konusunda çok başarılı olamayacaktır. Evet. Aslında bu konuda terör şebekesi İsrail'in en büyük gücü İslam aleminin dağınıklığından aldığını görüyoruz. Ve Körfez ülkelerinin emperyalist ABD'den daha çok terör şebekesi İsrail'e destek verildiğini görüyoruz ve bu konuda ciddi manada terör şebekesi de onlardan güç aldığını görüyoruz. Evet, yapmış olduğunuz değerlendirmeler için çok teşekkür ederim Sayın Durmaz. Allah sizlerden razı olsun. Kıymetli izleyenler, burada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinizi emanetçilerin en sadığı Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.